Merhaba arkadaşlar, bizden Gamer S Burak adlı bir arkadaşımız Chopper kombini istedi. Ona uygun birkaç tane malzeme, ekipman topladım. Şimdi onları tanıtacağım size. İlk önce kasktan başlayayım. Belt Qualifier bir tane kask sunuyorum bununla beraber. Kademeli olarak açılıp kapanabilen camı var. Üst havalandırma, ön havalandırma kanalları var. Bir burun pedine sahip değil, bir çene pedine sahip değil. Double D bağlantısı var biliyorsunuz. Ben hep Double D bağlantı kullanıyor. Çene iç pedleri pardon. Çıkartıp yıkanabiliyor. Geniş bakış açısına sahip üst havalandırma kanallarını söylemiştim zaten. Arkada hava çıkış kanalları var. Ayrıca iki tane alt hava çıkış kanalı var. Ağırlığı ise 1587 gram. ECE 2205 sertifikasına sahip. Bunu da giyerek göstereyim size. Şu şekilde gösterebilirim. Revit'in Roamer siyah montu. Bunu açarak göstereyim. Dirseklerinde ve omuzlarında korumaları var. Yanında iki tane cebi var, üst cebi var, yan cepleri var. Beli sıkıştırılabiliyor çıt çıtla ve tabii ki bilekleri de çıt çıtla ve fermuarla sıkıştırılıp bedeninize uygun hale getirilebiliyor. İç tarafındaki bir tane astarı var, bu astar çıkabiliyor. Bir sırt korumasına sahip değil, onu ekstradan almanız gerekiyor. Ve şöyle giyildiği zaman şöyle oturuyor. Onu da göstermiş olayım. Evet. Şöyle bedeninize oluyor. Ön tarafını da kapatarak tamamen göstermiş olayım. Fermuarlı ve şurasında da çıt çıtlı bir şekilde kapanıyor. Boynu yüksek değil. Bu çapırlara gerçekten uygun olacaktır. Bununla beraber işte Tech90'ın Pirate modelini sunacağım. O da gerçekten iyi. Bu montu tamamen dönerek göstereyim size. Zaten bütün özelliklerini anlattım giymeden. Sadece üstünde görün diye giydim. Tech90'ın Pirate'ına geçeyim. Kevlar korumalı. Kalça koruması var. Disk korumaları var. Bunlar da hani çarptığı zaman sertleşebilen korumalardan. Dayanıklı bir yapıda pantolondur. Böyle hani yıpranmaz, kolay kolay zarar görmez. Ve sizi hani asfalt yaralanmalarında maksimum seviyede koruyabilecek bir kottur. Bununla beraber sunabileceğim eldiven Revit'in Chevron'u. Revit Chevron bildiğiniz gibi iyi bir eldiven, güzel bir eldiven. Bunlar da yazlık eldiven çünkü hani birçok deliği var ve bu delikler elinizin hava alabilmesi, rahat edebilmeniz için yapılmış. Bileği cırt cırtlı. Şöyle giyildiği zaman şöyle bir yapıya sahip. Bir sürü yerinde koruma, körük mekanizması var, yumruk koruması var ve üst tarafında cırt cırtı var, iç tarafında bilek koruması var. Düştüğünüzde sizi yaralanmalardan koruyacaktır. Özellikle iç tarafındaki şu bölümdeki dikişleri dışarıdan birleştirmedir. İçeriden elinizi rahatsız etmesin diye yapılmıştır. Bir sürü ek yerinde ve parmak başlarında korumaları var. Küçük parmaklarında dahil hepsinde koruma var. Stantevo replika ise diğer bir alternatif. Bunun da bilek koruması, iç korumaları. Bu da yazlık bir eldiven. Ön, üst, eklem yeri koruması, aynı zamanda havalandırma kanalları, eklemlerinin hemen altında havalandırma kanalları var. Yumruk koruması gerçekten güzel. Eklem yerleri sizi gerçekten koruyacaktır. Bilek koruması. Yani bu kısmen kumaş ve deri karışımlı bir eldivendir. Bu da hani bu kombine alternatif olarak düşünülebilir. Bunların hepsinin açıklamasını ve bilgilerini zaten kanaldaki videonun, bu kanalın bu videonun altına yazıyorum. Bununla beraber Alexis'in bu botunu sunuyorum. Eklem yerleri var. Ön tarafında burun koruması var, bilek koruması var ve topuk koruması var. Aynı zamanda fermuarlı bir model. Dili de hani ayağınızda sağ sol yapıp rahatsız etmesin diye özellikle tutturulmuş şekilde yapılmış. Bağcıklı bir modeldir. Vites eki de var. Bu da hani bu kombinle iyi gidebilecek bir bot. Hepinize iyi sürüşler.